Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkan ilçesine düzenlenen havan saldırısında yaşamını yitiren TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş son yolculuğuna uğurlandı. Elitaş'ın Kırıkan Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Kurtlu Soğuk Su mahallesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Elitaş'ın cenazesi Kırıkan Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Allahu Ekber! Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elitaş'ın cenazesi aynı mezarlıkta defnedildi. İki çocuğu bulunan Elitaş'ın eşi Sevda, annesi Emine ve babası Bostan Elitaş tören boyunca gözyaşı döktü. Cenaze törenine Hatay Valisi Erdal Ata, bazı Hatay milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. 22 Ocak'ta terör örgütü PYD-PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkan ilçesine atılan havan mermisi sonucu TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş hayatını kaybetmişti.